Herkese merhabalar. Bugün ilginç ve eğlenceli bir video yapmak isterdim aslında. Ama ben bugünkü konumuzda sizi çok ciddi bir tehlikeye karşı uyarmak zorundayım. Geçtiğimiz Haziran ayından beri bilişim dünyasında büyük bir deprem oldu. Dünyanın dört bir yanında Meltdown ve Spectre adlı iki büyük kabustan bahsediliyor. Ve son günlerde de bu iki büyük kabusla ilgili skandal derecesinde ilginç ağır haberler çıktı piyasaya. Size bu detaylardan bahsetmek istiyorum çünkü ben gözlemlediğim kadarıyla hem Türk medyası hem de dünya medyası bu konuyu çok fazla ciddiye almıyor. Hatta anladığım kadarıyla birazcık bu konuyu bilinçli olarak hasır altı etmeyi tercih ediyorlar. Çünkü ortada çok ciddi bir sorun var. Ki günümüzde artık bilgisayarların insanların ceplerine kadar girdiği bir dönemde Meltdown ve Spectre nereden bakarsanız bakın dijital donanımsal bir kıyamet günü diyebiliriz. O kadar ciddi bir sorundan bahsediyorum ve cidden abartmıyorum bunu. Öncelikli olarak ben size bu Spectre nedir, Meltdown nedir onu anlatacağım. Fakat bunun önce nasıl ortaya çıktığını size şöyle bir kısaca anlatmak istiyorum. Dediğim gibi Haziran ayında, 2017 Haziran ayında tesadüf olarak Intel işlemcilerde bir donanımsal açık ortaya çıktı. Bu fark edildi. Önce ne olduğu anlaşılmadı ama daha sonra bunun çok büyük bir tehlike olduğu ortaya çıktı. Başta bu kamuoyuna duyurulmadı çünkü donanım ve yazılım firmalarından önlemler alabilmeleri için işte gerekli yazılımsal güncellemeler, yamalar, güvenlik tedbirleri alabilmeleri için onlara bir süre tanındı. O yüzden de uzunca bir süre Meltdown ve Spectre olayları gün yüzüne çıkmadı. Fakat bu aylara yaklaştıkça hem ikisi ortaya çıktı hem de bunların ortaya çıkış süreciyle ilgili bir skandallar dizisi ortaya çıktı. Ondan da bahsedeceğim size. Öncelikle size bahsedeyim şu. Meltdown nedir? Spectre nedir? Meltdown ve Spectre bugünümüz işlemcilerine yer alan donanımsal bir açık. 1995 yılından beri üretilmiş tüm neredeyse bütün Intel, AMD ve ARM mimari işlemcilerde yer alan ve uzunca bir sürede yer almaya devam edecek bir fiziksel güvenlik açığı bu. Bu açığın ne olduğunu anlatmak için konuyu olabildiğince basite indirgemeye çalışacağım. Çünkü çok karışık, çok teknik bir konu. Ben elimden geldiğince bunu basitleştirmeye çalışacağım sizin için. Biliyorsunuz ki işlemciler bilgisayarlarımız, tabletlerimiz, telefonlarımız, işte akıllı televizyonlarımız gibi asıl da özünde bilgisayar olan tüm yapıların ana merkezini oluşturuyor. Yani işlemci bir insan için beyni neyse bir bilgisayar için de işlemci odur. 90'lı yılların ortalarından itibaren işlemcilerin içlerine ön bellekler yerleştirilmeye başlandı. Çünkü artık işlemeleri gereken veri, kod miktarı çok arttığı için bu kodun bir kısmını işlemci kendi ön belleğinde tutmaya başladı. Yani bir tür işlemcinin kendisine ait özel bir RAM alanı var. Bu bellek alanında veriler tutulduğu zaman, kodlar tutuldukları zaman birbirlerinden ayrı şekilde kodladılar. Birbirlerinden ayrı şekilde yerleştirdiler. Yani gözünüzün önünde bir manzara canlandırmak isterseniz büyük bir metal işte bir dolap duvarı düşünün. İşte üzerinde 20-30 tane kapağı olan bir dolap. İşlemci kullanmak istediği veriyi bu dolap kapaklarından birinin içine alıp alıyor. Kullandıktan sonra tekrar kullanımı için onu oraya tekrar koyuyor ve kapısını kilitliyor. Normalde ön bellek içindeki bu kodlar, dosyalar, veriler birbirleriyle hiçbir şekilde irtibat kuramazlar güvenlik gerekçesiyle ilgili. İşte Meltdown ve Spectre dediğimiz şey de bunun gerçekte olmadığının ortaya çıkışı. Donanımsal bir eksiklik ya da donanımsal bir açık kapı yüzünden bilgisayarınızın işlemcisinin içine giren bir kötü niyetli kod, yazılım bu tarz bir şey ön bellekte yer alan bütün dosyalara erişebiliyor. Ki bunların içinde sizin işte sosyal medya şifreleriniz, işte kodladığınız, şifrelediğiniz, paylaşımı açmadığınız ayrı dosyalarınız. Bunlara ait bütün verilerin adreslerine kötü niyetli kodlar kullanarak ulaşabiliyorsunuz. Ve işin daha kötü tarafı da kötü niyetli yazılımın bunu yapmasını engelleyebilecek elinde hiçbir şey yok. Çünkü bu kapı orada dijital, yazılımsal olarak değil, tamamıyla fiziksel olarak bulunuyor. Ve bunun farkında olan ve bunu nasıl kullanacağını bilen insanlara karşı da sizin bilgisayarınız, telefonunuz, tabletiniz, yani bilgisayarla çalışan her şeyiniz tamamıyla savunmasız bir hale geliyor. Meltdown daha çok bu açığın Intel işlemcilerde olan versiyonu. Intel'in 1995 yılından günümüze kadar ürettiği işlemcilerin neredeyse %99'unda bu Meltdown güvenlik açığı var. İşin daha da kötü tarafı gelen bazı iddialara göre Intel bu güvenlik açığını aslında ta 2013 yılında fark etmiş. Bu işlemcilerindeki üretimden kaynaklanan, tasarımdan kaynaklanan bu fiziksel açığın varlığını 2013 yılında fark etmesine rağmen Intel ya bunu kimse fark etmez nasıl olsa o kadar önemli değil çok çok küçük bir detay diye bunu görmezden gelmiş ve 2013 yılından yani yaklaşık
5 yıldan beri de bu işten iş ürettiği Intel işlemci, o Core serisi, işte Atomlar, Celeronlar, o bildiğiniz Intel işlemcilerinde bu güvenlik açığının var olduğunu bile bile bunu görmezden gelip ve hiçbir şekilde de düzeltmeye çalışmayıp aynı şekilde üretim yapmaya devam etmiş. Hatta gelen bilgilere göre Haziran ayında bu Meltdown açığı ortaya çıktığında da Intel'in yöneticileri yine durumu görmezden gelmişler. Hatta Intel'in dönemin CEO'su da kendi sahip olduğu Intel hisselerini satıp ya bu iş biraz daha yakında patlayacak, ben bari elimdeki hisseleri elden çıkartayım ki hani batmayayım gibisinden bir strateji bile izlemiş. Yani durum gerçekten çok ciddi. Ortada skandal üstüne skandal var. Meltdown gibi bir de Spectre denen başka bir bela var. Spectre'de AMD ve ARM mimari işlemcilerdeki benzer güvenlik açığını temsilen konulmuş bir isim. Şimdi Intel ne alaka, AMD ne alaka, ARM ne alaka demeyin. Çünkü 90'lı yıllar işlemci pazarında Intel bariz söz sahibiydi ve kural koyucusuydu. Sizin Intel'in hakim olduğu dünyada piyasada tutturabilmeniz için Intel'e ait bazı teknolojileri ve tasarımları da kullanmanız gerekiyordu. Doğal olarak AMD'de, ARM'de Intel'in bu tasarımlarını olduğu gibi kullandılar. Doğal olarak Intel'deki bu güvenlik açığıyla beraber kullandılar. Ve Meltdown'dakine benzer o güvenlik açığının aynısı 95'ten sonra üretilen AMD ve ARM mimari işlemcilerde de yer alıyor. Basit bir liste yapmamız gerekirse Intel'in ta Pentium 2 ailesinden bugüne, AMD'nin o Athlon K7 döneminden bugüne ve ARM'nin o zamanlardan beri ürettiği bütün işlemci mimarilerin içerisinde bu yer alıyor. Şimdi hadi Intel'i biliyorsunuz işte Celeron, Pentium, Atom, Core. AMD'yi de biliyorsunuz Athlon, Phenom, ondan sonra FX Bulldozer ve Ryzen serisi yeni nesil işlemciler, bunu da biliyorsunuz. ARM deyince de ortada birazcık daha durum karışıyor. Çünkü ARM işlemci üreten bir firma değildir. ARM işlemci tasarımı üreten bir firmadır. Ve bu tasarımı diğer üreticilere satarlar. Adını duymamış olabilirsiniz belki ARM'nin, ama çok büyük ihtimalle ARM mimarili bir işlemciye sahip bir cihaz kullanıyorsunuz. Çünkü bugün akıllı telefon ve tablet pazarında kullanılan işlemcilerin neredeyse tamamı ARM mimarisini temel alıyor. Hem Android'li cihazlar hem de Apple telefonlarda da aynı şey var. Apple'ın kendi ürettiği A serisi işlemcileri de özünde ARM mimarisini temel alıyorlar. Yani anlayacağınız bu tehlikeden kurtuluşunuz yok. Yani sırf ben iPhone kullanıyorum beni ilgilendirmez ya da işte ben Mac kullanıyorum beni ilgilendirmez deme şansınız yok. Bütün Windows'çular, bütün Linux'çular, işte bütün Android'çiler ve bütün Mac'çiler, herkes şu anda bu tehlikeden eşit derecede zarar görme potansiyeline sahip. Genellikle bilgisayarlarda yazılımsal bir güvenlik açığı olduğunda bunu çözmek ortalama olarak çok kolaydır. Hemen bir güvenlik yaması yayınlarsınız, bir BIOS update yayınlarsınız, bir güncelleme yayınlarsınız ve 1-2 olmadı 3. seferde de bu sorunu komple çözersiniz. Ki geçmişte bunun birçok örneğini gördük. Ama Meltdown ve Spectre'de işler bu kadar kolay değil. Çünkü başta da dediğim size, buradaki o açık kapı, buradaki o hata donanımsal, yani fiziksel. Fiziksel bir açığı, fiziksel bir hatayı yazılımla ortadan kaldırmak imkansız gibi bir şey. Bu yüzden de firmalar, Windows'u, Microsoft'u, herkes bu işi daha çok bir bypass mantığıyla çözmeye çalışıyorlar. Haziran ayından bu yana bilinen bütün yazılım firmaları Meltdown ve Spectre'den kurtulmak ya da en azından etkilerini minimuma indirebilmek için gerekli hazırlıklarını yaptılar. Bugün Windows işletim sisteminin sahibi olan Microsoft, Windows 7 ve üzeri bütün işletim sistemleri için bir Meltdown yaması yaptı, bir güncellemesi yaptı. Ama dedim ki size baştan söyleyeyim, bu güncellemeler, bu yamalar hiçbir şekilde bu sorunları ortadan kaldırmıyor. Sadece bu tehlikenin sizi minimum oranda etkileyebilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve sonuçlar çok da iyi gelmiyor açıkçası. Gelen bazı bilgilere göre bu güncellemeler özellikle Intel işlemcilerde ortalama %20-%30 civarı bir performans kaybına neden oluyor. Çünkü işte dediğim gibi basit bir yazılımsal güncellemeyle bunu aşamadığınız için sorunun bulunduğu bölgeyi devre dışı bırakmanız, yani bypass etmeniz lazım. Yani işlemcinizin belli bir işlem alanını kapatmanız gerekiyor. Bu da doğal olarak ister istemez performansınıza yansıyacak. Yakın zamanda gelecek bazı güncellemeler, bazı update'ler, bazı yamalar bilgisayarınızda ya da belki telefonunuzda, belki tabletinizde hissedilir ölçülerde performans kaybına sebep olacak. Buna hazırlanın. Sakın da şikayet etmeyin, kızmayın. Çünkü yapılacak hiçbir şey yok. Olan olmuş bir kere. 1995'ten beri bu hata devam etmiş. Intel 2013'te hatayı fark etmiş ama aman ya kim fark edecek bunu, boş ver gitsin, biz boşuna masraf yapmayalım diye onu görmezden gelmeye devam etmiş. Ve işin sonunda da böyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldık.
bu tehlike şu anda birçok gelişmiş ülkede bir paniğe neden olmuş durumda. Amerika'da, Avrupa'da, Rusya'da, Çin'de, Japonya'da, Kore'de, Hindistan'da, şurada burada en üst düzey devlet yetkililerinin katıldığı toplantılar, istihbarat örgütlerinin hatta savunma bakanlıklarının, genelkurmayların katıldığı toplantılar yapılıyor. Çünkü biliyorsunuz ordular, işte bakanlıklar, devletin en üst kademeleri bilgisayarlar kullanıyorlar. Yani acaba hangi bilgileri ele geçirdi? Acaba düşmanlarımızdan biri bu açığı fark etti de işte savunma bakanlığının bilgisayarlarına sızdı mı? İşte istihbarat örgütünün sistemle dosyalarına girebildi mi? Acaba işte teröristler bizden şu bilgileri çaldı mı? Ya da işte uğradığımız bazı işte korsan saldırıların altında işte bu açık vardı mı diye. Her gerçekten ortalığı şu anda bir karıştırmış vaziyetteler. Birçok ülke bu konuyla ilgili ciddi anlamda çözüm arayışları içerisinde. Birçok istihbarat servisi, birçok ulusal güvenlik servisi donanım firmalarıyla ve yazılım firmalarıyla dirsek teması halinde ve ortada ne kadar büyük bir zarar var ya da bu zarar daha ne kadar büyüyebilir, bunların bütün hesaplarını yapıyorlar ve bir çözüm bulmaya çalışıyorlar bu işe karşı. Meltdown ve Spectre'ye karşı üretilen çözümler, yani yazılımsal güncellemeler, yamalar, bypasslar gözde görülür oranlarda performans kayıplarına sebep olacak, haberiniz olsun. Özellikle Intel işlemcilerde performans kaybı daha fazla olacak. Gelen bazı bilgilere göre AMD ve ARM işlemcilerde de bazı performans kayıpları var ama onlardaki kayıplar Intel'deki kadar değil. Intel'de bu kayıpların ortalama %20 civarı olduğu söyleniyor. AMD işlemcilerde de bu performans kayıpları şimdi %2 ile %6 arasında ama ileride ne olacağı belli değil. Şu anda birçok anakart üreticisi firma yeni BIOS'larını çıkarttılar. Yeni BIOS update'lerini yayınladılar. Ama bunların çoğunda hala bazı stabilite sorunları var. Ama siz yine de ne olur ne olmaz diye anakartınızın markasını önerip internet sitesine girip anakartınız için yayınlanan yeni BIOS'u mutlaka alıp kurun. Bunun dışında Microsoft da Windows işletim sistemleri için gerekli güvenlik güncellemelerinin yamalarını yayınladı. Windows 7 ve üstü tüm Windows 7 ve üstü tüm Microsoft işletim sistemleri için güncellemeler yayınlandı. Ama maalesef Vista ve Windows XP için bir güncelleme yayınlanmadı. O yüzden hala inatla Vista ya da Windows XP kullanıyorsanız artık bu iki işletim sistemini kullanmaktan vazgeçin. Çünkü bu iki işletim sisteminin Meltdown'a karşı, Spectre'ye karşı hiçbir güvenliği, hiçbir savunması yok. Mecburen Windows 7 ve üstüne geçmeniz lazım. Bunun dışında Google da Android cihazları için gerekli güncelleme yamalarını çıkarttı. Telefonunuzun, tabletinizin güncellemeler kısmına bakın. Eğer yeni bir güncelleme varsa, bir sistem güncellemesi varsa onu mutlaka kurun. Bunun dışında Apple'da iOS ve Mac cihazları için gerekli güncelleme yayınlarını çıkarttı. Bunları yayınladı. Büyük ihtimalle birçoğu otomatik olarak kuruldu ama siz yine de bilgisayarınızı, telefonunuzu, tabletinizi bir kontrol edin. Eğer yeni bir güncelleme geldiyse o güncellemeyi mutlaka yapın. Eğer Linux kullanıcısıysanız, özellikle Ubuntu kullanıyorsanız da Ubuntu'nun da güncellemeleri yayınlandı. Onda Linux kernel güncellemeleri yayınlandı. Yani anlayacağınız, elinizdeki telefonun, tabletin ya da bilgisayarın yeni gelmiş bir güncellemesi varsa bunu mutlaka yapın. Umarım bu söylediklerim ciddiye alınır. Umarım bu söylediklerim ciddi birilerinin kulağına gider ve onlar da gerçekten elle tutulur önlemler almaya başlarlar. Ben görevimi yaptım. Zaten yapabileceğim de en fazla bu kadar. Sizleri buna karşı uyarmak. Siz dikkatli olun. Güncellemelerinizi mutlaka yapın. Yani dikkatli olmaktan bir şey gelmez. Yani yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Yani piyangonun size çıkıp çıkmaması tamamen şans meselesidir. Bundan hiç etkilenmeyebilirsiniz de. Ya da belki birkaç saat sonra da bu açıklar yüzünden bilgisayarınız ya da telefonunuz çökebilir. Yani gerçekten ilginç bir döneme giriyoruz. Dikkatli olun, tetikte olun. Ben konuyu burada bitiriyorum. İnternette başka kaynaklar da bulabilirsiniz bu konuyla ilgili. Dediğim gibi neyse. Boş boğazlık etmeyeyim ben daha fazla. Moralinizi pazar akşamı daha fazla kaçırmayayım. Bana ulaşabileceğiniz adreslerin hepsini kanalın açıklamalar kısmında yazıyorum. Mavi ekransız günler diliyorum ki inşallah mavi ekransız günler dilemeye devam edebilirim dijital ortamda. İyi günler.